Yönetimde yer alıyoruz. Amacımız Türk karatesini uluslararası arenada iyi şekilde tanıtmak, anlatmak. Prezident Federasyonu Tradisyonel Karate Armeni. Ermenistan Karate Federasyonu gelmiş buraya İstanbul'da yarışmaya yapmak. Turnuva için bize neler söyleyebilir? Türkiye'yi nasıl bulmuş? İstanbul'u nasıl bulmuş? Как вам понравился Стамбул, организация турнира сама Турция? Да, нам очень понравилось, очень хорошо организовано все. Her şey beğendi. Çok teşekkür ederiz milleti, Türk milleti, Türk Federasyonu Karate. Her şey beğendik. Çok teşekkür ederiz. My name Kaka Basile. I am President Georgia Karate Federation. Ben çok mutluyum. Ben yeni de Türkiye'den. Çok seviyorum Türkiye. Her zaman geliyorum. Kendi memleket kimi teşekkür ediyorum her şey için, organizasyon ve karşılayma. Katılım çok güzel. İşte gördüğünüz gibi her tarafta arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ülke federasyon başkanları bizimle beraber, yalnız bırakmadılar. Şimdi de Ermenistan Federasyon Başkanı konuştu. Gürcistan Federasyon Başkanı konuştu. Şimdi de Rusya Federasyon Başkanı konuşacak. Arkadaşım da sizlere tercümanlık yapacak. Efendim Türkiye'ye hoş geldiniz. Добро пожаловать в Турцию. Спасибо, мы очень рады пребывать здесь в Турции, особенно после того, как... Çok teşekkür ederim. Biz mutluyuz. Şu anda Rusya'dan Türkiye'ye çok sıcak başlıyoruz çalışmaya ve biz de çalışacağız. Spor da beraber, Türkiye, Rusya, spor beraber olacağız. Evet, bir yanda Ermenistan, bir yandan Gürcistan, diğer tarafta Yunanistan. Önemli bir sinerji oluşturmuşsunuz. Bu dostluk çerçevesinde Ermenistan, Gürcistan, tabii bu arada ne var? Diğer önemli Özbekistan var. Özbekistan. Nasıl bir şeydir bu tablo? Dur Sayın Başkan. Şimdi ben özellikle diğer ülkelerle olan ilişkiler tabii uzun yıllardan beri olan ilişkiler. Ama Ermenistan ilişkileri yeni bir ilişkiler. Buradaki dikkat çekilecek unsur Ermenistan'ın hem Karadeniz ülkeleri ve Hazar Denizi ülkeleri Karate Birliği'nin organizasyona katılması hem de buradaki Dünya Shotokan Birliği organizasyona katılması. Burada tabii bizim kişisel arkadaşlarımızla hep beraber ilişkileri ön planda evet. Ama hükümetin son dönemlerde ortaya koyduğu politikanın da bunda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten az önce Hayrettin arkadaşımız söyledi son yıllarda devletimizin uluslararası arenada boy gösterdiği her türlü girişimleri yaptı. Öncelikle evet. Komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı amaçladıkları bir görüntü. Çok da katkısı bu işe olduğunu güzel düşünüyorum. Güzel bir tablo oldu. Çok güzel tablo bu. Şimdi uluslararası arenada da bir federasyon var ki bir yanda bakıyorsunuz rugby, softball, korumalı futbol ve beyzbol. Bunu da çok başarılı bir federasyon başkanı var. Önce Karadeniz'e rugby'yi sevdirdi. Şimdi İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu'nda önemli bir hafta sonu İstanbullular rugby'ye merhaba diyecek. Biz de merhaba demek istiyoruz başarılı başkan Sayın Şahin Kömürci'ye. İyi akşamlar Sayın Şahin Kömürci. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan'a ve takım ekiplerine, takım arkadaşlarına da iyi akşamlar, başarılar diliyorum. Sizinle tüm izleyicilerinize de iyi akşamlar diliyorum. Efendim hafta sonu Teknomedi TV tabii ki Olimpiyat Stadyumu'nda olacak ama biraz rugby'yi bize anlatıp ülke genelindeki yaygınlığını paylaşır mısınız? 2001'de özel federasyon olduk malumunuzca fakat 2006'da rugby bize bağlanmış durumda. Ta ki 1,5 yıl öncesinde biz göreve gelene kadar bir ligimiz yoktu. Şu an bir ligimiz var. Takımlarımız var. 2016 olimpiyatlarında da rugby'de temsil edilme ihtimalimiz var. Bir takım sporu olarak evet. Kısmetse bütün hazırlıklarımızı 2016'ya göre yapıyoruz. Diğer 3 branşın bu rugby ile birlikte 4 branş bize bağlı. Diğer 3 branşta hem uluslararası hem Avrupa Federasyonu'na bizim dönemimizde üye olunması sağlanıldı. Kısmet oldu. Beyzbol ve softbolda Doğu Avrupa Federasyon Başkanlığı'na seçildik. Amerikan futbolunda ise marketing programının yönetim kurulu başkanlığına getirildik.
Kısmet rugby, rugby'de inşallah uluslararası ve Avrupa arenasına taşıyacağız. Bunun ilk sınavını da daha önce geçen sene Türkiye'de yaşayan Fransa'da amatör ve profesyonel olarak rugby oynamış arkadaşlarımızla 15'li dediğimiz 15 evet. kişiden oluşan normal rugby ile bir karşılaşma müsabaka yaptık. Onu çok övünerek her yerde söyledim, kazandık. Şimdi olimpiyatlarda 7'li rugby var. 7'li rugby'nin ilk sınavını da kısmet de hafta sonu 6 tane ülke, 3 tane yabancı ülke takımı, 3 tane Türk takımı, bir de bizim karma dediğimiz ama milli takım henüz diyemediğimiz, çünkü Avrupa'daki oyuncularımızı daha taşıyamadık. Türkiye'deki karmamızın karşılaşacağı 15 takımın katılımıyla 9 tanesi bunların ülke bir şampiyona gerçekleşecek. Evet. İnşallah orada hedefimiz ilk 4 milli takım demiyorum ama bizim karmamızın ilk 4'e gireceğini tahmin ediyorum. Avrupa'daki arkadaşlarımız çok yaygın oynuyorlar. Onları da kattığımızda sanıyorum çok başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Tabii evet. rugby en çok Avrupa şampiyonasının Türkiye'de olmasıyla basında geniş yer buldu. Gürcistan'la Rusya sıcak savaş halinde olduklarından dolayı Dışişleri Bakanları aracılığıyla bize Türkiye'de oynamak istediklerini söylediler. Biz de hay hay dedik. Ve Trabzon'daki stadımız tıktım tıktım buldu. Hatta Arçil Şota bile sessiz kalıp izleyemediler. Böylelikle de daha bir popüler olması Türkiye'de sağlandı. Eğer kaldığımız görev süresi içerisindeki tek amacımız ekip olarak Türk takımını bir ekip spor olarak olimpiyatlara taşımak için elimizden geleni var gücümüzle yapacağız. Ve ben 4 branşım var ama 2011 yılını ben rugby yılı ilan ettim. Rugby'ye daha çok ağırlık vereceğim. Tabii diğer sporlarımı ihmal etmeyeceğim ama rugby yılı olacak. Evet. Şu an maalesef ülkemde antrenörlerim yok, hakemlerim yok. Çok acı tamamen bir şey, evet. şeyiz ama bu sefer işte getireceğiz. Kurslar açacağız, insanlarımızı yetiştireceğiz. 2012'de kendi koçlarımız ve kendi antrenörlerimiz, kendi hakemlerimizle sahaya çıkacağız. Bütün düşüncem, gayretim şu an için onun üzerine. Sayın Başkan, sizin bu konudaki gayretlerinizi çok yakından takip ediyoruz. Tabii özellikle softbolda kızlarımızın milli takım yapılanmasında özellikle İngiliz sporcularla olan dayanışmasını Edirne'de gördük. Hatta fragmanlarımızda jeneriklerimize döndürdük. Peki şöyle diyelim mi efendim? Tenis İstanbul Cup'tan sonra tabii karate Shotokan geçti İstanbul'dan. Haydi İstanbul rugby'ye, olimpiyat stadyumuna diyelim mi? Tarihleri bir tekrarlar mısınız efendim? Efendim bu hafta sonu işte 7-9 Ağustos tarihleri arasında rugby, 7'li rugby dediğimiz 7'li rugby'de bir artık onun adına İstanbul Kupası koyduk biz. Şampiyonamız var, 9 ülke katılıyor. Onun dışında da 6 tane kulüp düzeyinde katılımla 15 evet. takımın karşılaşacağı. Hemen akabinde 16-21 Ağustos'ta Edirne'de Softbol Avrupa Şampiyonası yapılacak. Evet. Ve 29'unda ise Sırbistan'da iddialı olduğumuz bir branş, beyzbol yaş kategorisinde Sırbistan'da benim başkan olduğum Balkan Şampiyonası, Balkan Federasyonları'nın da başkanı, Doğu Avrupa Federasyonu Başkanı oluyor doğal olarak. Evet. Bizim başkanlığımızda Sırbistan'da beyzbol şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Ve önümüzdeki yılın liglerinin başlaması için Ekim veya Kasım ayını bekleyeceğiz. Peki Sayın Başkanım, kolay gelsin. Anlatırken yorulduk. Yolunuz açık olsun efendim. Hafta sonu görüşmek üzere. İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilere, orada bulunan Sayın Başkanıma ve ekip arkadaşlarına ve size iyi akşamlar diliyorum. Yayınlarınızın başarılı olmasını temenni ediyorum. Zaten çok başarılısınız. Çünkü amatör sporlara hakikaten ne kadar önem verdiğinizi, değer verdiğinizi ben biliyorum. Keşke sizin duyarlılığınızın %25'ini diğer arkadaşlarımız da gösterebilse. Teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şu an stüdyomuzda değerler var. 2 tane önemli okulumuz var. Onları bir tanıyalım. Evet, sizler hoş geldiniz. Şöyle kameraman Feridun'a dönerek hem kendinizi bir tanıtın, biraz da okulunuzdan bahsedin efendim.
İsmail Bayazıt, Akbulut Gençlik Karate Spor Kulübü Derneği.